40. Kahvaltı Hatırlanacağı gibi Kont kanaatkar bir davetliydi. Albert ta başından beri Paris yaşam tarzının en maddi ama aynı zamanda en gerekli yönüyle misafirin hoşuna gitmeyeceği endişesini belli ederek buna dikkat çekti. ''Sayın Kontum'' dedi. ''Helder Caddesi mutfağının Spagna Meydanı'nın yemekleri kadar hoşunuza gitmeyeceğinden endişelendiğimi fark ediyorsunuzdur.'' Size damak tadınızı sormalı ve istediğiniz bazı yemekleri hazırlatmalıydım. Monsieur, diye karşılık verdi Kont gülümseyerek. Beni biraz daha iyi tanısaydınız, benim gibi Napoli'de makarna, Milano'da polenta, Valencia'da olla podrida, Konstantinopolis'te pilav, Hindistan'da köri ve Çin'de kırlangıç yuvası çorbası yemiş bir yolcu için biraz küçük düşürücü kaçacak olan bir ihtimamla zihninizi meşgul etmezdiniz. Her yerde her şeyi yerim. Ama az yerim ve kanaatkarlığımdan yakındığınız şu anda iştahım çok yerinde. Çünkü dün sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Nasıl dün sabahtan beri mi? diye haykırdı konuklar. Demek 24 saatten beri hiçbir şey yemediniz. Evet, diye mırıldandı Monte Cristo. Nimes yakınlarında bazı bilgiler edinmek için yoldan ayrılmak zorunda kaldım ve biraz gecikeceğimi düşünerek hiçbir yerde durmak istemedim. Peki arabanızda da mı yemediniz? diye sordu Morkerf. Hayır, canım sıkılıp kendimi toplayacak gücü bulamadığımda ya da acıktığım halde canım yemek istemediğinde yaptığım gibi. Uyudum. Demek uykunuza hakim olabiliyorsunuz Monsieur? diye sordu Morel. Neredeyse. Bunun için bir reçeteniz var mı? Hiç şaşmayan bir reçete. İşte her zaman yiyecek bir şey olmayan ve içecek bir şeyi nadiren bulan biz Afrikalılar için mükemmel bir yöntem, dedi Morel. Evet, dedi Monte Cristo. Ama ne yazık ki benim gibi olan dışı bir yaşam süren biri için mükemmel olan reçetem, kendisine ihtiyaç duyulduğunda uyanmayacak bir ordu için çok tehlikeli olacaktır. Bu reçetenin ne olduğunu öğrenebilir miyiz diye sordu Debray. Ah tanrım, evet dedi Monte Cristo. Bunu gizleyecek değilim. Katkısız olup olmadığından kuşku duymamak için bizzat kantona gidip aldığım muhteşem bir afyon karışımı ve doğuda yani Dicle ile Fırat arasında ekilen en kaliteli haşh bu iki madde eşit oranda karıştırılır ve ihtiyaç duyulduğunda yutulacak dereceler haline getirilir. Etkisi 10 dakika sonra başlar. Baron Franz de sorun. Sanırım bir gün tadına bakmıştı. Evet, diye yanıtladı Morkerf. Bana bundan birkaç kez söz etmişti. Hatta onda çok hoş bir anı bıraktığını da söylemişti. Ama, dedi gazeteci kimliğinden dolayı hiçbir şeye kolayca inanmayan Bouchamp. Bu hapı her zaman üzerinde taşıyor musunuz? Her zaman. O değerli haplarınızı görmek istesem size saygısızlık etmiş olur muyum? diye ekledi yabancıyı faka bastırmayı uman Büyüşamp. Hayır Mösyö. Vekont cebinden tek bir zümrüdün içine oyulmuş ve vidaları gevşetildiğinde içinden yeşilim trak renkli ve bir bezelye büyüklüğünde yuvarlak bir hapın çıkmasını sağlayan çok zarif bir şeker kutusu çıkardı. Bu hapın buruk ve içe işleyen bir kokusu vardı. O an içinde 4-5 hap bulunan bu kutuya bir düzüne hap sığabilirdi. Şeker kutusu masada dolaştırıldı. Ama konukların kutuyu birbirlerine iletmekteki amacı hapları görmek ya da koklamaktan ziyade o hayran olunası zümrüdü incelemekti. ''Bu güzel yemeği aşçınız mı hazırladı?'' diye sordu Buşamp. ''Hayır Monsieur'' dedi Monte Cristo. ''Gerçekten keyif aldığım şeyleri usta olmayan ellere bırakmam. Yeterince iyi bir kimyacıyım ve haplarımı kendim hazırlarım. Annemin aileden kalma oldukça ilgi çekici birkaç mücevheri olmasına rağmen ''Bu gördüğüm en muhteşem ve en iri zümrüt.'' dedi Şatarano. ''Ben de bundan üç tane vardı.'' dedi Monte Cristo. Birini zümrütü kılıcına taktıran Sultan Mahmut'a, diğerini İmparator Napolyon tarafından Selefi 7. Pius'a verilmiş ve tacına neredeyse aynı ama onun kadar güzel olmayan başka bir zümrütün yanına işleten kutsal papamıza hediye ettim. Diğerini kendime sakladım ve içini oydurttum. Bu işlem değerinin yarısını kaybettirse de zümrütü istediğim gibi kullanmama izin verdi.'' Çok sade bir dille konuştuğu için ya gerçeği söylediğinden ya da deli olduğundan kuşku duyulmadığından herkes Monte Cristo'ya bakıyordu. Bununla birlikte gençlerin ellerinde duran zümrüt doğal olarak ilk varsayıma yönelmelerine yol açıyordu. ''Peki bu iki hükümdar bu muhteşem hediye karşılığında size ne verdi?'' diye sordu Debray. ''Sultan bir kadının özgürlüğünü, kutsal papamız bir insanın hayatını.'' diye yanıtladı Kont. Böylece kendimi hayatımda bir kez Tanrı beni bir tahtın basamaklarında dünyaya getirmiş gibi güçlü hissettim. Ve hayatını kurtardığınız kişi Pepino'ydu, öyle değil mi? diye haykırdı Morkerf. Onun affını mı talep ettiniz? Belki de, dedi Monte Cristo gülümseyerek. Sayın Kont, sizin böyle konuşmanızdan nasıl keyif aldığımı tahmin edemezsiniz. Daha önce sizi dostlarıma masallardan çıkıp gelen biri, binbir gece masallarının bir sihirbazı, bir orta çağ büyücüsü olarak tanıtmıştım. Ama Parisliler paradokslara pek yatkın olduğundan, gerçeklikler günlük yaşamlarının her anında yer almadıklarında en tartışılmaz gerçeklikleri bile hayal ürünü olarak görürler. İşte bakın, her gün geç kalmış bir jockey kulübü üyesinin önünün kesildiğini ve soyulduğunu, sen deniz sokağında ya da sen Germain mahallesinde dört kişinin öldürüldüğünü, kimi zaman Temple bulvarında, kimi zaman da Julian kaplıcalarında on, 15-20 hırsızın yakalandığını okuyan ve yayımlayan ama Merenmes'te, Roma taşrasında ya da Pontins bataklıklarında haydutların var olduğuna karşı çıkan Debray ve Büşamp. Sayın Kont, haydutlar tarafından kaçırıldığımı ve yüce gönüllü müdahaleniz olmasa şu an büyük bir ihtimalle Helder caddesindeki kendi halinde bir evde onları kahvaltıya davet etmek yerine San Sebastiano kotakomplarında sonsuz dirilişi bekliyor olacağımı bizzat anlatır mısınız? Ama bana bir daha bu önemsiz olaydan bahsetmeyeceğinize söz vermiştiniz, dedi Monte Cristo. O ben değilim, sayın kont, diye haykırdı Morcerf. Aynı şekilde yardım ettiğiniz birini benimle karıştırıyorsunuz. Tam tersine sizden bu olay hakkında konuşulmasını rica ediyorum. Çünkü olan biteni anlatmaya karar verirseniz belki de bana kısmen bildiğim bir şeyi yeniden söylemekle kalmayıp bilmediğim birçok şeyden bahsetmiş olacaksınız. ''Ama sanırım bu olayda benim bildiklerimi bilecek kadar önemli bir rol oynadınız.'' dedi Kont gülümseyerek. ''Bildiğim her şeyi anlatırsam, siz de bilmediklerimden bahsedeceğinize söz verir misiniz?'' diye sordu Morkerf. ''Bu çok haklı bir talep.'' diye karşılık verdi Monte Cristo. ''Tamam o zaman.'' dedi Morkerf. ''Gururum incinse de üç gün boyunca Tulya'nın ya da Popeya’nın soyundan geldiğini sandığım bir maskelinin cilvelerinin hedefinde yer aldım. Oysa sadece bir Kont'a diyenin yani taşralı İtalyan bir kızın cilvelerine maruz kalmışım. Köylü dememek için ondan kontadin diye bahsettiğime dikkatinizi çekerim. Bildiğim tek şey ahmağın teki gibi az önce söz ettiğim kişiden daha da ahmak biri gibi 15-16 yaşlarında tüysüz, ince belli genç bir haydutun bu köylü kızı olduğunu sandım. Kendimi kızın iffetli omuzlarına bir öpücük konduracak kadar rahat hissettiğim anda bu genç boğazıma bir tabanca dayadı ve 7-8 arkadaşının yardımıyla beni San Sebastiano katakomplarının derinliklerine götürdü. Daha doğrusu sürükledi. Oraya getirildiğimde karşımda Sezar'ın yorumlarını okuyan ve bana ertesi sabah saat 6'da eline 4000 ekü saymazsam saat 6'yı çeyrek geçe hayatta olmayacağımı söylemek için okumasını yarıda kesme lütfunda bulunan oldukça birikimli bir haydut reisiyle karşılaştım. Benim tarafımdan imzalanan mektup Franz'da. Altında Reis Luigi Vampa'nın bir dipnotu var. Bana inanmıyorsanız Fransa yazarım. İmzaları doğrulayacaktır. İşte bildiklerim. Şimdi bilmediğim şeye gelelim Sayın Kont. Pek az şeye saygı duyan Romalı haydutların üzerinde böyle büyük bir saygı uyandırmayı nasıl başardınız? İtiraf edeyim ki Franz'ın ve benim size hayranlıktan gözlerimiz kamaştı. Bundan daha basit bir şey olamaz diye yanıtladı Kont. Ünlü Vampa'yı 10 yıl öncesinden tanıyordum. Bir gün henüz genç bir çobanken bana hangi yolu izlemem gerektiğini söylediği için ona biraz bozuk para vermiştim. O da bana borçlu kalmamak için kendisinin oyduğu ve muhtemelen silah koleksiyonumda gördüğünüz bir hançeri hediye etti. Çok sonraları ya aramızdaki dostluğu sürdürmesi gereken bu küçük hediye değişimini unuttuğu ya da beni tanıyamadığı için önümü kesmeye çalıştı. Ama tam tersine onu bir düzine ile ele geçiren ben oldum. Onu eli çabuk ve onun adına daha da aceleci davranacak olan Roma adaletine teslim edebilirdim ama bunu yapmadım. Onu ve adamlarını serbest bıraktım. Bir daha suç işlememeleri koşuluyla, dedi gazeteci gülerek. Sözlerini titizlikle yerine getirdiklerine büyük bir keyifle görebiliyorum. "Hayır, monsieur," diye karşılık verdi Monte Cristo. "Koşulum sadece bana ve dostlarıma saygılı davranmalarıydı." toplumcu, ilerici, hümanist beyler. Söyleyeceklerim size garip gelebilir ama yakınımdaki insanların gelecekleri asla umurumda değildir. Beni korumayan, hatta daha genel anlamda benimle sadece bana zarar vermek için ilgilenen toplumu korumaya çalışmam ve insanları saygımdan mahrum bıraksam ve onlara karşı duyarsızlığımı korusam da toplum ve insanlar bana hala borçlular. Hele şükür diye haykırdı Şatarana. İşte bencilliği dürüstçe ve açıkça öğütlediğini duyduğum ilk yürekli adam. Bu güzel söze bravo Sayın Kont. En azından iştenlikle söylenmiş sözler, dedi Moral. Ama Sayın Kont'un bize açıkladığı bu kesin ilkelere bir kereliğine uymadığından eminim. Nasıl, bu ilkelere uymamış mıyım Mösyö? diye sordu. Ara sıra Maksimilyen'e büyük bir dikkatle bakmaktan kendini alamayan, bu keskin ve berrak bakışlar karşısında yürekli genç adamın iki üç kez başını öne eğmesine neden olan Monte Cristo. Ama hiç tanımadığınız Monsieur Morkerf'i kurtarırken insanlara ve topluma hizmet ettiğinizi düşünüyorum, dedi Moral. Bunu güzel bir gurur kaynağı olarak saklıyor, dedi kadehindeki şampanyayı bir dikişte bitiren Büyüşamp ciddi bir ifadeyle. Sayın Kont, diye haykırdı Morkerf. Tanıdığım en sıkı mantıkçılardan biri olan siz, Aldığınız bir kararla kendinize ele verdiniz ve birazdan bencil değil, tam tersine insanları seven biri olduğunuz kanıtlanacak. Ah Sayın Kont, Doğulu, Laventan, Malezyalı, Hintli, Çinli, yabani biri olduğunuzu söylüyorsunuz. Aile adınız Monte Cristo, vaftiz adınız Denizci Simbat. Ama daha Paris'e ayak bastığınız gün marjinal Parislilerimizin en önemli meziyetine ya da en önemli kusuruna farkına varmadan sahip oluyor.'' Yani işlemediğimiz günahları üzerinize alıyor ve sahip olduğunuz erdemleri saklıyorsunuz. Sevgili Vilkont, dedi Monte Cristo, söylediklerimde ya da yaptıklarımda siz ve bu beylerin bu övgüsüne layık olacak bir şey göremiyorum. Benim için yabancı değildiniz. Çünkü sizi tanıyordum. Çünkü iki odamı size bırakmıştım. Çünkü sizi kahvaltıda ağırlamıştım. Çünkü sizi arabalarımdan birini tahsis etmiştim. Çünkü Korso Caddesi'nde maskelilerin geçişini birlikte izlemiştik. Çünkü Popolo Meydanı'ndan pencereden az kalsın bayılacağınız kadar çok etkilendiğiniz o infazı seyretmiştik. Şimdi tüm bu beylere soruyorum. Konuğumu haydutlar dediğiniz o korkunç adamların eline bırakabilir miydim? Zaten bildiğiniz gibi sizi kurtarırken aklımda Fransa'ya geldiğimde bana Paris salonlarına girmemde yardımcı olacağınız gibi bir art niyet vardı. Bu kararımı bir süre için muğlak ve geçici bir proje olarak düşünmüş olabilirsiniz. Ama bugün bunun sözünüzden dönmemeniz için boyun eğmek zorunda olduğunuz bir gerçeklik olduğunu görüyorsunuz. Ve sözümü tutacağım, dedi Morkerf. Ama Sayın Kont, engebeli arazilere, ilginç olaylara, fantastik ufuklara alışkın olan sizin büyük bir hayal kırıklığına uğramanızdan endişeleniyorum. Bizde maceralı hayatınızın sizi alıştırdığı türden hiçbir ilginçlik yoktur. Bizim Çimborazo'muz Mortmartır'dır. Himalaya'mız Valeryan Tepesi'dir. Sahra'mız hala kervanların su bulması için kuyuların kazıldığı Grenel Ovası'dır. Söylendiği kadar olmasa da çok hırsız var. Ama bu hırsızlar en büyük senyörden ziyade en önemsiz hafiyeden korkarlar. Nihayetinde Fransa çok sıradan bir ülke. Paris son derece uygarlaşmış bir şehirdir. Buradaki 85 yönetim bölgemizde, 85 diyorum çünkü Korsika'yı Fransa'nın dışında tutuyorum. Evet, 85 yönetim bölgemizde üzerinden telgraf teli geçmeyen tek bir dağ İçinde bir polis komiserinin bir gaz lambası bırakmadığı tek bir mağara bulamazsınız. Bu yüzden Sayın Kont size yalnız bir hizmette bulunabilir, sizi herkesle tanıştırabilir, arkadaşlarımı size tanıtabilirim. Zaten bunun için kimseye ihtiyacınız yok. İsminizle, servetinizle ve zekanızla Monte Cristo biraz alaycı bir gülümsemeyle öne doğru eğildi. Kendinizi her yere tanıtabilir ve her yerde büyük bir özenle ağırlanırsınız. Bu yüzden aslında size ancak tek bir konuda yararlı olabilirim. Paris yaşamına alışıklığım, rahat edebileceğiniz yerler konusundaki deneyimim, pazarlarımız hakkındaki bilgim sayesinde size uygun bir ev bulmak için emrinizdeyim. Roma'daki odanızı bana tahsis etmiş olsanız da size evimi paylaşmayı önermeye cesaret edemem. Bencilliği açıkça savunmam ama fazlasıyla bencilim. Çünkü evimde bir kadına ait olsa bile benimki dışında tek bir gölgenin bile olmasına izin veremem. Ah, dedi Kont, işte tamamen evliliğe yönelik bir tutum. Gerçekten de, Monsieur, Roma'da bana planlanan bir evlilik hakkında birkaç söz etmiştiniz. Gelecekteki bu mutluluğunuz için sizi kutlayabilir miyim? Hala planlanma aşamasında, Sayın Kont. Plan diyen ihtimal dahiline girmiş sayılır. Diye araya girdi Debray. Hayır, öyle değil. Babam bu konu üzerinde duruyor ve çok yakında karım olmayacaksa da müstakbel eşimi Matmazel Eugène Danglars'a size tanıştırmayı umuyorum. Eugène Danglars dedi Kont. Biraz durun. Babası Sayın Baron Denglars değil mi? Evet, diye yanıtladı Morkerf. Ama yeni tarzda bir baron. Ah ne önemi var. Demek ki devlete bu seçkin ünvanı hak edecek kadar hizmet etmiş. Hem de ne önemli hizmetler, dedi Büşamp. Aslında liberal olmasına rağmen Kral 10. Charles'a 6 milyon borç verince Kral da onu baron yaptı. Lejon de Honor nişanı aldı. Böylece nişanını sanılacağı gibi yeleğinin cebinde değil, yakasında taşıyor. Ah, oh, dedi Morkerf gülerek. Büyüşamp, bü şamp, Bu sözlerinizi korsan ve dalgacıyı yazmak için saklayın ama benim yanımda müstakbel kayınpederime özen gösterin. Ardından Monte dönerek, az önce baronun ismini sanki kendisini tanır gibi telaffuz ettiniz, dedi. Onu tanımıyorum, dedi Monte Cristo, hiç umursamazmışçasına. Ama Londralı Richard ve Blount, Viyanalı Arstein ve Eskeles, Romalı Thompson ve French şirketleri kendisinden kredi alacağı için ''Muhtemelen onunla tanışmakta gecikmeyeceğim.'' Ve bu şirket isimlerini sayarken Maximilian Morel'e göz ucuyla baktı. Kont, Maximilian üzerinde bir etki uyandırmak istemişse bunu başarmıştı. Maximilian elektrik akımına kapılmış gibi titredi. ''Thompson ve French'' dedi. ''Bu şirketi tanıyor musunuz Monsieur?'' ''Onlar benim Hristiyan aleminin başkentindeki bankacılarım'' diye yanıtladı Kont sakince. ''Size onlarla ilgili bir yararım dokunabilir.'' Ah, Sayın Kont, belki de bize şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadığımız araştırmalarımızda yardım edebilirsiniz. Bu şirket bir zamanlar bizim şirketimize bir yardımda bulundu ve nedenini anlayamadığım bir şekilde böyle bir yardımı inkar ediyor. Emrinizdeyim, Monsieur, diye karşılık verdi Monte Cristo öne doğru eğilerek. Ama, dedi Morcerf. Monsieur Danglars hakkında konuşurken asıl konumuzdan garip bir şekilde uzaklaştık. Monte Cristo Kontuna uygun bir ev bulmaktan söz ediyorduk. Hadi bakalım beyler bu meseleyi halletmek için birlikte düşünelim. Büyük Paris'in bu yeni konuğunu nereye yerleştireceğiz? Saint Germain mahallesine dedi Şatarona. Monsieur orada avlu ile bahçe arasında şirin bir ev tutacak. Hadi canım siz de dedi Debray. Chateron'a, hüzünlü ve iç karartıcı Saint Germain'inizden başka bir yer bilmiyorsunuz. Onu aldırmayın sayın kont. Chasse Dantin'e yerleşin. Orası Paris'in gerçek merkezidir. Opera bulvarı dedi Bouchamp. Birinci katta balkonlu bir ev. Sayın Kontora'ya gümüş simli kumaştan yastıklar getirecek ve çubuğunu tüttürürken ya da haplarını yutarken başkent gözlerinin önünde süzülecek. Hiçbir şey önermiyorsunuz. Bu konuda fikriniz yok mu moral? dedi Şatarona. Tabii ki var, dedi genç adam gülümseyerek. Ama Mösyö'nün kendisine yapılan parlak önerilerden birine sıcak bakmasını bekliyordum. Şimdi bu önerilerden hiçbirine yanıt vermediğine göre ona küçük sevimli bir konakta pompadour usulü döşenmiş bir daire seçeneğini sunabileceğimi sanıyorum. Kız kardeşim Meslay sokağındaki bu konağı bir yıl önce kiraladı. Kız kardeşiniz mi var? diye sordu Monte Cristo. Evet Monsieur, mükemmel bir kız kardeşim var. Evli mi? Kısa süre sonra dokuz yıl olacak. Mutlu mu? Bir insanın olabileceği kadar mutlu. Sevdiği erkekle. Bize kötü günlerimizde sadık kalan Emanuel Herbault ile evli. Monte Cristo belli belirsiz gülümsedi. Altı aylık iznim sırasında orada oturuyorum ve eniştem Emanuel ile birlikte ihtiyaç duyduğu her tür bilgiyi edinmesi için Sayın Kont'un emrinde olacağım. Bir dakika diye haykırdı Monte Cristo'ya cevap verme fırsatı bırakmadan. Söylediklerinize dikkat edin Monsieur Morel. Bir gezgini, denizci Simbat'ı bir evde aile yaşamına hapsedecek, Paris'i görmek için gelmiş birini bir aile babası yapacaksınız. ''Ah, kesinlikle öyle değil.'' diye yanıtladı Morel gülümseyerek. ''Kız kardeşim 25, eniştem 30 yaşında. Genç, neşeli ve mutlular. Zaten Sayın Kont'un kendi dairesi olacak ve ev sahipleriyle sadece onları ziyaret etmek istediğinde karşılaşacak.'' ''Teşekkürler Mösyö, teşekkürler.'' dedi Monte Cristo. ''Bana bu onuru bahşederseniz sizin aracılığınızla kız kardeşiniz ve eniştenizle tanışmakla yetineceğim. Zaten bu beylerin önerilerini kalacak yerim hazır olduğu için kabul etmedim.'' Nasıl? diye haykırdı Morker. Demek otelde kalacaksınız. Bu sizin için çok sıkıntılı olacak. Roma'da sıkıntı çekiyor muydum? Roma'da bir suiti döşemek için 50 bin piyastra harcamıştınız. Sanırım her gittiğiniz yerde aynı harcamayı yapmayı düşünmüyorsunuz. Benim için önemli olan bu harcama değil, diye yanıtladı Monte Cristo Kontu. Ama Paris'te kendime ait bir evim olmasına karar vermiştim. Uşağımı önceden buraya gönderdim. Bir ev satın almış ve içini döşemiş olmalı. Ama söylesenize, demek Paris'i tanıyan bir uşağınız var, diye haykırdı Bouchamp. O da benim gibi Fransa'ya ilk kez geliyor, zencidir ve konuşmaz. Ali mi? diye sordu Albert, yaşanan güzel şaşkınlığın ortasında. Evet Monsieur, ta kendisi. Sanırım Roma'da gördüğünüz Nubyalı dilsiz. Evet, tabii ki görmüştüm, diye karşılık verdi Morkerf. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama bir Nubyalıyı, bir dilsizi, ev satın almak ve içini döşetmek için nasıl görevlendirebildiniz? Zavallı her şeyi sizin arzu etmediğiniz şekilde yapabilirdi. Yanılıyorsunuz Mösyö. Tam tersine her şeyi beğenilerime göre seçtiğinden eminim. Çünkü bildiğiniz gibi benim beğenilerim herkesinkilere benzemez. Buraya bir hafta önce geldi. Kendin her yanını tek başına avlanan eğitimli bir köpeğin içgüdüsüyle dolaşmış olmalı. Benim zevklerimi, fantazilerimi, ihtiyaçlarımı biliyor.'' Her şeyi benim keyfime göre düzenlemiştir. Bugün onda geleceğimi biliyordu. Saat 9'dan beri beni Fontainebleau kapısında bekliyordu. Bana şu kağıdı verdi. Alın, okuyun. Bu yeni adresim. Ve Monte Cristo, Albert'e bir kağıt uzattı. Şanzelize 30, dedi Morkerf. Büşamp, ah oh, bu gerçekten de çok ilginç demekten kendini alamadı. Ve prenslere yaraşır, diye ekledi Şatarona. ''Nasıl olur, daha evinizi görmediniz mi?'' diye sordu Debray. ''Hayır, size daha önce geç kalmamak istediğimi söylemiştim. Arabamda giyindim ve kontun kapısının önüne geldim.'' Gençler bakıştı. Monte Cristo kontunun şaka yapıp yapmadığını bilemiyorlardı. Ama garip kişiliğine rağmen bu adamın ağzından çıkan her sözde öyle bir yalınlık vurgusu vardı ki yalan söyleyebileceği düşünülemezdi. Demek ki Sayın Konta elimizden gelen her türlü küçük hizmeti sunmakla yetinmemiz gerekiyor, dedi Büyüşamp. Ama ben bir gazeteci olarak kendisine Paris'in bütün tiyatrolarının kapısını açıyorum. Teşekkürler Monsieur, dedi Monte Cristo gülümseyerek. Yardımcım şimdiden her tiyatroda bir loca kiralama talimatımı aldı. Yoksa yardımcınız da Nübyalı bir dilsiz mi? diye sordu Debray. Hayır Mösyö, bir Korsikalı. Birinin yurttaşı olarak kabul edilebilirse sizin yurttaşlarınızdan biri Mösyö de Morkerf, siz onu tanıyorsunuz. Yoksa pencereleri kiralamaktan iyi anlayan yürekli Üstad Bertuccio mu? Ta kendisi, sizi kahvaltıda ağırlama onuruna eriştiğim gün onu gördünüz. Biraz asker, biraz kaçakçı, biraz olunabilecek ne varsa hepsi olan mert bir adam. Hatta bir bıçaklama olayı gibi bir rezaletten dolayı başının polisle derde girip girmediğinin garantisini bile veremem. ''Ve siz dünyanın bu dürüst yurttaşını yardımcınız olarak seçtiniz öyle değil mi Sayın Kont?'' dedi Debra'y. ''Yılda ne kadar paranızı çalıyor?'' ''Sizi şerefim üzerine temin ederim ki bir başkasından daha çok değil.'' dedi Kont. ''Bundan eminim ama işlerimi hallediyor. Hiçbir olanaksızlık tanımıyor. Bu yüzden onu yanımda tutuyorum.'' ''Bu durumda'' dedi Chateron'u, ''Şanzeliz'de döşenmiş bir konağınız, hizmetkarlarınız, yardımcılarınız var. Sadece metresiniz eksik.'' Albert gülümsedi. Kontun, Vale ve Arjantina tiyatrolarının localarında gördüğü Yunan'ı düşünüyordu. ''Elimde bundan daha iyisi var.'' dedi Monte Cristo. ''Bir köleye sahibim. Metreslerinizi opera, Valley, verites tiyatrolarından kiralıyorsunuz. Ben benimkini Konstantinopolis'ten satın aldım. Bana pahalıya mal oldu ama bu hususta hiçbir şeyden endişelenmeme gerek yok.'' ''Ama'' dedi Debray gülerek. ''Kral Charles'ın söylediği gibi.'' İsmimizi, kişiliğimizi seçmekte özgür olduğumuzu, Fransa topraklarına ayak bastığınız anda kölenizin özgürlüğüne kavuştuğunu unutuyorsunuz. Bunu ona kim söyleyecek diye sordu Montekrüsto. Elbette önüne çıkan ilk kişi sadece Rumca biliyor. O zaman durum değişir. Peki en azından onu görebilecek miyiz diye sordu Debray. Yoksa bir dilsizin yanı sıra harem ağalarınız da mı var? Elbette yok dedi Montekrüsto. Doğulu bu raddeye vardırmıyorum. Etrafımdaki herkes benden ayrılmakta özgürdür ve benden ayrıldığında ne bana ne de başkasına ihtiyaç duyar. İşte belki de bu yüzden kimse benden ayrılmıyor. Çoktan tatlıya ve puralara geçilmişti. Sevgili dostum, dedi Debray masadan kalkarken. Saat iki buçuk. Konuğumuz çok hoş biri ama en güzel sohbetlerden bazen en berbat sohbetler için ayrılmak gerekiyor. Bakanlığa dönmem lazım. Bakana konttan bahsedeceğim ve onun kim olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. ''Gözünüzü dört açın.'' dedi Morkerf. En kurnazları bile bunu öğrenemedi. ''Olsun, polise üç milyon frank ödenek ayırıyoruz. Doğrusu bu para neredeyse her zaman önceden harcanır. Ama önemli değil. Bu işe ayıracak elli bin frank her zaman bulunur.'' ''Peki kim olduğunu öğrendiğinizde bana söyleyecek misiniz?'' ''Buna söz veriyorum. Hoşça kalın Albert. Beyler, en içten saygılarımı sunarım.'' Ve dışarı çıkan Debray, bekleme odasında yüksek sesle bağırdı. ''İşleri yoluna koyun.'' ''Tamam.'' dedi Büşamp Albert'e. Meclise gitmeyeceğim ama okurlarım için Mösyö Denglars'ın nutkundan daha önemli şeyler yazacağım. Lütfen şamp, dedi Morkerf. Size yalvarırım bu konuda tek bir söz bile yazmayın. Beni onu tanıtma ve anlatma zevkinden mahrum etmeyin. İlginç biri olduğu doğru, değil mi? Daha da fazlası, diye yanıtladı Chateron'a. Gerçekten de hayatımda gördüğüm en olağanüstü insanlardan biri. Geliyor musunuz Moral? Sayın konta kartımı bırakayım. Mesli sokağı 14 numaraya bizi ziyarete geleceğine söz verdi. Emin olun geleceğim, dedi kontone doğru eğilerek. Ve Maximilian Morel, Baron Chatarona ile birlikte dışarı çıkarak Monte Cristo ile Morkerfi baş başa bıraktı.